Çok hani beklenen ve yani sürpriz isimler olduğu için çok bir heyecan yaratmış gibi gözükmüyor. Aslında şöyle, hani giren isimler sürpriz isimler, demek ki her birimiz bir bakan olabiliriz. Bir 6-7 ay sonra yeniden kabine değişikliği olabilir gibi hani espriler de yapılıyor. Ama genel olarak baktığınız zaman biraz Cumhurbaşkanı'nın hani iyi yönetebileceği, kendince iyi yönetebileceği ve kendisine çok sadık isimlerin kabineye girdiği şeklinde yorumlar yapılıyor. İşte bunlardan Hakan Çavuşoğlu ve Osman Aşkınbak, bunlar genç isimler. Özellikle genel kurulda ve komisyon çalışmalarında mecliste Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, hükümete yönelik ve partiye yönelik muhalefetin eleştirileri karşısında sık sık laf atmalarla ve tartışmaya girerek yoğun şekilde ön saflarda yer alan iki milletvekili aslında bu ikisi. Onların girmesi bu açıdan biraz manidar bulunuyor. Hani Cumhurbaşkanı'nı en çok savunan, ona dönük eleştirilerde en çok ayağa fırlayıp muhalefette tartışmaya giren, zaman zaman hatta itişme, takışma ve yumruklu kavgalarda ön saflarda olan iki isim. Bu bakımdan biraz parti kulislerinde bu şekilde yorumlar yapılıyor. Yani işte Cumhurbaşkanı'nı en çok savunan, en çok sadık isimler kabineye girdi şeklinde yorumlar yapılıyor.